Az solist, vicdanı ferah, tiyatro oyuncusu. Yeniden başlamaktan korkmayan film yıldızı Suna Yıldızoğlu efendim bugünkü konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geldi böyle bir tanımlama size? Az solist enteresan geldi. Az solistlik hep Alaturka ile, Türk Sanat Müziği ile. Şey, ama öyle değilmiş. Yani ben hatırlıyorum çünkü şeyden teklif geldiği zaman Suna Hanım az solist olacaksınız demişti. Burhan abi vardı Maxim Gazinosu'nda. Evet. Dedim ki ben dedim Alaturka okumuyorum. Gerek yok dedi. Değil mi? Peki ilginç bir hayat hikayeniz var. Kaç yıldır hayatımızdasınız? Ben 46 yıldır buradayım. 46 yıldır burada. 46. Yani 74'te geldim. 46 doğru değil mi? Evet doğru doğru hesapladık. Gerçekten sabah, öyle. Sabah sabah. Evet efendim hoş geldiniz. Mehmet Şakiroğlu efendim psikolog, psikiyatri ve yazarımız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar efendim. İyiyim. Sizler de iyisinizdir. Çok mersi. Şimdi düşünsenize. İngiltere'de yaşayan çok güzel bir kadın. Evet. Türkiye'ye geliyor. 46 yıl oluyor. Arada neler yaptığını birazdan tekrar konuşacağız ama ülke değiştirmekle ilgili seçimlerden bahsedeceğim. Sizi ne getirdi Türkiye'ye? Aşk mı? Ha aşk için geldim evet. Aha. Ay, o zaman öyleydim yani. Bu da yani çok güzel. 47 yaşına kadar öyleydim ondan sonra değildim yani. Aşkı değildim. Bıraktınız mı artık? Bıraktım evet. Aşk bırakılır mı Suna Hanım? Ya bırakılır. Çünkü çok pahalı bir şey. Faturası çok ağır. Her seferinde faturası çok ağır. Onun için ben gayet güzel başka aşklar yaşıyorum. Hayatımda hiç de bu kadar huzurlu ve mutlu olmadım açıkçası. Ay çok tatlısınız. Peki şimdi şu ilk aşka dönelim. Ülke değiştirten bir aşk. Kararlarımız, seçimlerimiz, kaderimizi efendim belirliyor mu? Yani seçim yapma şansımız varsa bu hayatta ve seçim yapmayı öğrendiysek şayet kendi seçimlerimizi yapabiliyorsak tabii ki belirler ama aşk yaşamak için doğru ülkeye gelmişsiniz. Bravo. Ah. Bence doğru seçim. Peki bir aşk sizi... Evet. Ama yine de şimdi yani oradan buraya başla gelebilmek önce. Kolay bir hareket değil, kolay bir karar değil. Peki ilk İstanbul'a geldiğinizde nasıl bir hayaliniz vardı? Nasıl bir şey bekliyordunuz burada? Abi ben daha çok Arapvari bir yer bekliyordum. Hatta uçaktan yukarıdan baktığımda şaşırdım. Hadi bir ağaç var. Yeşilköy'e iniyoruz tabii o zaman. Yeşilköy'de ha, tabii. Siz çöle geliyorsunuz zannettiniz kendinizi. Ya ona benzeyen bir şeye geleceğimi düşündüm. Ondan sonra şaşırdım gayet normal evler şey yani ağaçlar. Modern bir şey. Birazcık hayal kırıklığı uğradım açıkçası. Yani Paris'te falan gördüm ben bayağı yani çalıştığım, tabii. Gezdiğim Avrupa'yı. Aha. Ben de daha farklı bir şeyi gireceğimi sandım. Tabii yani indikten sonra kültür farkını yaşamak da heyecan vereceğiydi. Peki önce bir otelde çalışıyormuşsunuz. Hatta Brezilya'ya gidecekmişsiniz de Türkiye'ye evet, gelmişsiniz. O evet. Nasıl oldu? Ya ben Fransızca, Almanca, İspanyolca ana dili gibi konuşuyordum o zaman. Eğitimimi görmüştüm. Ondan sonra o ülkelerde çalışmıştım. Gerçekten yani çok iyi konuşuyordu. Brezilya'dan teklif gelmişti çalışmak için. Bir ülkeye gidesiniz var, başka bir yerde. Ben İngiltere'de bir anı anlatacağım. Lütfen. 16 yaşındayım. Bizim kasabanın şeyi var, güzellik yarışması var. Ondan sonra ben de girdim. Kızıl şeyli bir kız var. Çilli bir kız var. Bir de ben varım. Yani biz şeyden gidiyoruz, önden gidiyoruz. Tamam. En son sahneye çıkartıyorlar. İşte ne yapmak istiyorsunuz okuldan sonra? Ben İngiltere'den gideceğim. Yani aynen öyle. Ben İngiltere'den gideceğim. O da şey dedi, ben evleneceğim, çocuk yapacağım deyince tabii o kazandı. Bakın. Ama yani ben kafama koymuştum zaten gideceğim ve gittim ya yani ilk uçakta. Bir de sıcak trenle. Ülkeleri yani Brezilya, Türkiye. İspanya'dan başladım. İspanya'dan yani. Başladınız. Yasemin doğmuş muydu? Ha? Yasemin. Yasemin 34 yaşındayken doğurdum Yasemin. Ben 18 yaşlarımdan bahsediyorum şu an. Vay vay. Türkiye'ye geldikten sonra hangi dönemde İngiltere'de mi doğdu Yasemin? İngiltere'de evet İngiltere'de doğdu 89'da. Ah, bakar mısınız? Güzeller güzeli Yasemin'i de bilmeyenimiz yok artık. Yani Suna Yıldızoğlu. Ya çok benzetiyorum bu arada size. Şey olarak aynı, kafa olarak aynı. Çok şeker buradan söylediler fiziği selamlar. Fiziği olarak o uzun zayıf evet. Ben de işte böyleyim.
Siz de harika görünüyorsunuz. Kadın isterse her şey olur, bir umut meleceğine. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşılır engeller, yok olur, gel beraber el ele. Her şeyi boş ver.